sonunda AKP'ye gelmiş oldu. Yani geniş bir siyasi yelpazesi olduğunu anladık buradan. O katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma, prompter dışındaki konuşma çok konuşuldu. O konuşmayla başlamak isterim. Önemli. Şöyle dedi eşiyle de konuşurken, PKK 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk yapıyor dedi. Tepkiler geldi. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş, Erdoğan PKK'lıların çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor dedi. Peki bu ifadeleri kim için, kimler için kullandı sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sorel Bey, bu ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez kullanmıyor biliyorsunuz. Yani zannediyorum 2015 ya da 2016 yılında yine bir toplantıda zannediyorum kadın girişimcilerle ilgili bir toplantıda benzer bir konuşmayı yaptı. Yani kadınlara dönük olarak kadınların öncelikli görevinin çocuk yapmak olduğunu ve bunu da örnek olarak yine o dönemde o zaman PKK demedi ama terör örgütü dedi. Terör örgütünün işte aynı ifadeyi kullandı. 10-15 çocuk yaptığını ve kadınların aslında Müslüman kadınların bununla baş etmelerinin bir öncelikli görevleri olduğunu söylemişti. Yani bu böyle bir şey değil, dil sürçmesi değil son yaptığı konuşma. Bu aslında Sayın Erdoğan'ın hem kadınlara bakışı hem de Sayın Erdoğan'ın bu konuda Kürtlere ve daha doğrusu toplumdaki azınlıklara bakışı diyeyim. Yani Kürtleri de o anlamda işte çoğunluktan ayrı bir parça olarak gördüğünün bir simgesi. Evet, yani çok açık bir şekilde hem cinsiyetçi hem ırkçı bir dil bu. Kadınları da bir şekilde, yani ne kariyeri, kadınların kariyeri çocuk yapmaktır dedi. Yani burada aslında zihinlerinde kadının ne olduğu ve ne olması gerektiği, kadının yerinin evi olduğu ve ailenin dışında kadının olmayacağı ve kadının yerinin de orası olduğunu çok net olarak ortaya koyuyor ve kadına bir misyon yüklüyor, bir görev yüklüyor. Diyor ki çocuk yapmak, yani o çocukların Müslüman nüfusu işte şey yapmak, artırmak ve o arada işte aslında Erdoğan da biliyordur ki işte PKK'nın işte çocuk yapma diye böyle bir politikası yok, yani çocuk yapmadıklarını da biliyor. Ama buna rağmen orada doğrudan doğruya Kürtleri kasteden bir biçimde bu ifadeyi gayet rahat bir şekilde bir cumhurbaşkanı olarak kullanabiliyor. Yani bir cumhurbaşkanı olarak aslında birleştirici olması gereken ve toplumdaki hiç kimseyi ırkından, etnik kimliğinden, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmaması gereken, onları bir şekilde birleştirici bir unsur olarak dilini o şekilde kullanması gereken Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yaklaşımda bulunması, bu şekilde konuşması gerçekten hem üzücü hem ürkütücü. Peki acaba kendi partisinde de bundan ya da Cumhur İttifakı'nda bundan rahatsızlık olabilir mi? Çünkü şöyle bir şey oldu o sırada. Konuşma devam ederken oturumu yöneten Sayın Bülent Turan mikrofona eğilerek kayıt altındayız, kayda alıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Devam edince konuşma mikrofonu kapattı, yani orada bir kapatma ihtiyacı oldu. Sonrasında da Anadolu Ajansı'nda evet. Ve sansürlendi, servis edilmedi. O zaman her zaman söylediği ifadeleri neden bu sefer sansürlemiş oldular? Seçimler yaklaşıyor. Yani bu ifadelerin hem kadınlar üzerinde hem de Kürt seçmen üzerinde olumsuz çağrışım yapması kaçınılmaz. Çünkü kendisini bu toplumun bir parçası olarak hissetmelerini önleyen bir ifade kullanıyor. Yani seçim nedeniyle parti ve işte Anadolu Ajansı Erdoğan'ı bir şekilde sansürleyerek böyle bir şeyi yayılmasını
önlemeye çalışıyorlar ama ne yazık ki hepimiz duyduk, iyi ki de duyduk. Peki şimdi o zaman yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Diyarbakır'a gidecekti. Bartın'daki patlama nedeniyle ertelenmişti. Yarın gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncesinde Diyarbakır'daydı. Orada yaptığı konuşmada birkaç tanesini aktaracağım ama biri şöyleydi. Hep diyorum acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek, ne ortaya koyacak diye. Şimdi bu tip söylemler dile getirilirken ve rahatlıkla söylenirken hem de seçim öncesinde aynı zamanda Kürt siyasetçiler üzerindeki baskı, tutuklamalar, gözaltılar devam ederken bölgede bir açılım konuşması olabilir mi? Nasıl bir açılım olabilir ve karşılık bulur mu? Bir açılım konuşması olacağına ihtimal vermiyorum ya da böyle bir şey yapılsa bile yani yeniden bir barıştan söz edilse bile bunun bölgede bir karşılığı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü barış sürecinin sona ermesinden sonra bölge çok acı çekti. Yani çok ağır bir bedel ödetildi bölgeye. O nedenle bunun bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen belli işte bir takım yatırımlar, iş vaatleri, işte bölgenin Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu, yine işte mevcut iktidarın onların sorunlarını çözebileceği gibi bildiğimiz klasik konuşmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman bir kez... Yani pardon şunu da ilave edeyim. Böyle bir açılım yapmasına zaten mevcut ortağı da izin vermez. Yani MHP ile olan ilişkisi de artık bunu önleyen bir yerde duruyor. Tabii ittifakın yapısını dikkate alarak söylemek gerekiyor. Şimdi o zaman o kadınların kariyeriyle ilgili kısım az önce de bahsettiniz biraz. Onunla ilgili de bir sorum olacak. Şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde diyordu ki biz gidersek başörtülü seçmen üzerinden konuşurken kazanımlarınızı kaybedersiniz diyordu. Ama bu ifadelerinden şunu ortaya çıkarabilir miyiz o zaman? Yeni vaat edilen Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin bile ortadan kalkabileceği bir risk var. Bunu o zaman bu söylem üzerinden söyleyebilir miyiz? Evet Soral Bey, yani böyle bir risk artık realize oldu. Yani her geçen gün temel hak ve özgürlüklerimizin parça parça elimizden alındığını, işte en son sansür yasasıyla işte konuşma ve haberleşme özgürlüğümüzün, gerçeğe ulaşma özgürlüğümüzün, bilgi alma özgürlüğümüzün de elimizden alındığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Yani artık risk olmaktan çıktı, o risk gerçekleşti. Yani şimdi işte en son en dirençli kesimler kimler? İşte kadınlar ve kadın hareketi ve doğrudan doğruya da kadınların üzerine gidilmeye başlandı. Bunu zaten biz İstanbul Sözleşmesi'nin den çıkılmasıyla ve 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıyla yani işte kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda hükümetin, iktidarın ve iktidar bileşenlerinin diyeyim ayak sürmesiyle yaşıyoruz. Her gün yaşıyoruz bunu. Peki bir başlıkta son dönemde çok konuşulan AKP'den kopmalar ya da başka partiye geçişler üzerinden Fakı Baba önemli bir isimdi bölge için. Şanlıurfa milletvekiliydi ve istifa etti. Milletvekilliğinden de istifa etti. Öyle İYİ Parti'ye katılacağını ifade etti. Şimdi muhalefetin iktidara geçiş farklı ama iktidar partisindeyken yani güç konumundayken milletvekilliğini de bırakıp muhalefet partisine katılmak bambaşka bir tercih, bambaşka bir karar. Başkasılarının da olduğu ve devamının geleceği ifade ediliyor. Parti içinde AKP'de bir umutsuzluk olduğu ya da bir ciddi rahatsızlık olduğunun göstergesi diyebilir miyiz bu duruma? Şimdi AKP içinde bir takım huzursuzlukların olduğu, rahatsızlığın olduğu son zamanlarda çok fazla konuşulur ve dile getirilir oldu. Olmaması zaten şaşırtıcı.
Yani özellikle başkanlık rejimine geçildikten sonra ekonominin hızla tepe taklak olması, Türkiye'nin artık yoksulluğun ötesinde çok ciddi bir açlık problemiyle yüz yüze olması, yani bütün işte evsizlik, geleceksizlik, bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman, yani bugüne kadar halen AK Parti'de milletvekillerinin sanki hiçbir şey yokmuş ve her şey yolundaymış gibi yine parlamentoda her gelen yasaya el kaldırmaları, ne denirse onu yapmaları, aslında sorgulanması gereken şey bu diye düşünüyorum Soral Bey. Yani niye bu kadar sürede bu kadar insan ayağa kalkmadı ve kendi partisini uyarmadı? Ben daha çok işin konuşulması gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sayın Fakı Baba zaten ilginç bir kişilik, biliyorsunuz. Yani AK Parti ile olan ilişkisi de, geçmişte ilişkisi de yine bir meydan okumayla başlayıp daha sonra AK Parti milletvekilliği ve bakanlığıyla devam eden, ama zaman zaman işte yaptığı çıkışlarla da AK Parti'yi biraz şey yapan, şaşırtan diyeyim. Bir kişilik, yani bölgede önemli bir insan, özellikle Urfa'da, yani işte uzun yıllar cerrah olarak çalışmasının da getirdiği bir şeyle halkta çok ciddi bir karşılığı var. O nedenle Sayın Fakı Baba'nın ayrılması önemlidir, ama bugüne kadar ayrılmaması, ben onu da masaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra olur mu? Olabilir. Yani muhalefet partilerinden de ayrılanlar olabilir. İşte Mehmet Ali Çelebi meselesini gördünüz. Yalnız yani iktidara geçişlerle iktidardan ayrılanları aynı şekilde yorumlamamak lazım. İkisinin sahipleri farklı çünkü. Özellikle iktidar partisi muhalif lerden bir takım milletvekillerini almakla aslında şunu söylüyor. Yani orada bir işte ulusalcılar ve işte İslamcılar hepsinin bir milliyetçilik, işte önce vatan, yerli ve milli olan ve o şeyde buluştuklarını, onun dışında kalan partilerinde Türkiye'nin çıkarlarıyla uyumlu hareket etmediğini, işte vatansever olmadıklarını, hatta terörle bir şekilde iltisaklı olduklarını, onları bir şekilde o şekilde ayırt ederek topluma sunmaya, toplumun önüne atmaya hazırlanıyor. Yani o bir aynı zamanda sadece güç devşirme değil, bir şey, iletişim stratejisinin bir parçası. Ama iktidardan muhalefete geçenler dikkate aldığınızda da, yani seçimlere kadar işte milletvekilliğini önemseyenler artık milletvekili olamayacaklarını hissettikleri anda bir takım şeylerle, pazarlıklarla parti değiştirebilirler. Bu çok mümkün. Daha önce de çok yaşandı bunlar, biliyorsunuz. Yine muhalefet partiler kendilerinin bir cazibe merkezi olduğunu göstermek için tabanı olan bir takım milletvekillerini kendi kadrolarına, işte şimdi tıpkı İYİ Parti'nin yaptığı gibi kendi kadrolarına katmaya çalışabilir ve bunu başarabilir. Yani seçimlere kadar işte böyle safların ayrıştığı, yeniden dizildiği ya da bir takım çıkarların başka şeylerin önüne geçtiği bir hareketlenme göreceğiz. Peki. Diye düşünüyorum ben. Peki. Araya gireceğim Sayın Naz, çünkü sıcak bir gelişme var. Arkadaşlarım şimdi bana iletti. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde bulunan bir binada bir yangın çıktığı ifade ediliyor. Görüntüleri ekranlara şu anda getiriyoruz. Alevler saat 12.45 sıralarında yükselmeye başladı. Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap bir binanın yandığı gelen bilgiler arasında bu sıcak gelişmeyi, son dakika bilgisini bir kez daha ekranlarınıza getirmişken görüntüleri tekrar edelim. Burası Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde bulunan bir binada yangın çıktığı ifade ediliyor. İtfaiye araçlarının az önce kampüs içine girişini gördük.
Alevler saat 12.45 sıralarında yükselmeye başladı. Kampüse çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Uzaktan görüntüleri de görebiliyoruz şu anda. Dumanların, alevlerin yarattığı dumanları şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Orası Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü. Oradaki bir binanın yandığı ifade ediliyor. Binanın ahşap olduğu da, bu ahşap binanın yandığı da bize ulaşan bilgiler arasında henüz yangının çıkış nedeniyle ilgili tabii ki bir bilgi yok, çok yeni, ama kampüsteki yangının devam ettiğini ifade etti arkadaşlarım bana. 12.45 sıralarında başladı ve hali hazırda da devam ediyor yangın. Umarız tabii kimseye bir şey olmadan ve çok hasar oluşmadan bu yangın söndürülür, ama ilerleyen dakikalarda elbette biz de daha fazla ayrıntı elimize ulaştıkça bu yangının ayrıntılarını aktarmaya devam edeceğiz. Çok üzücü, çok çok üzücü. Boğaziçi Üniversitesi'ne başına gelenler diyeyim, daha doğrusu Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin gözümüzün önünde bir şekilde yok edilmesi ve onun sonucunda işte Türkiye'deki akademik dünyanın bütünüyle içinin boşaltılması son derece üzücü. Yani hakikaten Boğaziçi dediğiniz zaman böyle içim cız ediyor. Evet. Ve inanın bana, yani ben Boğaziçili değilim ama yani sanki çocuğumu kaybetmiş gibi kahroluyorum. Yani umarım en az hasarla ve can kaybı olmadan atlatılır. Biz de umuyoruz, ayrıntılarını elbette izleyicilerimize aktaracağız. O zaman ekranda hiç geçtiniz mi son zamanlarda Boğaziçi'nin önünden? Uzun süre yani, oldu. İnanılmaz hiç. polis kalabalığı etrafta. Yani düşünebiliyor musunuz? Öğrenciler, üniversite öğrencileri o kalabalık polisin arasından geçiyor, gidiyor ve polis her yerde, güvenlik her yerde. Böyle bir üniversite olabilir mi? Üniversite dediğiniz şey, üniversite, universal, evrensel, evrensel bilginin özgürce ulaşılabildiği ve tartışılabildiği bir yerin hali böyle maalesef. Polis ve güvenlik kontrolünde bir üniversite eğitimi. Çok üzücü. Çok. Bu Türkiye'nin geleceğinin de işte siz biraz önce başlarken onu demiştiniz. Bu bir risk demiştiniz. İşte ben de realize oldu, o risk gerçekleşti demiştim. Türkiye'nin geleceğinin nasıl bir gelecek tahayyül edildiğini Türkiye açısından işte o en önemli göstergesi, örneği gözümüzün önünde yani. Hı hı. Yani Türkiye dünyanın en prestijli üniversitelerinden biriydi ama kapısına kelepçe takıldı. O görüntü hiç unutulmayacak. Aslında o kelepçe, o polis ablukası binalara değil, o binaların içindeki insanların fikirlerine, düşüncelerine, bilime, aydınlığa vurulmuş kelepçe. Geleceğimize. Geleceğe. Geleceğine. Evet. Geleceğin abluka altına alınmış. Hepimizin geleceğine. Evet. Ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Nas, yayınımıza katıldığınız için. Değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Soral Bey. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangınla ilgili görüntüleri bir kez daha ekranlarımıza getirelim. Ben de elimdeki bilgileri sizlere